Merhabalar, Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel havluya güzel bir gösterişli model yapacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız, yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana da destek olmak için videodan beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar, nar çiçeği kullanacağım. Açık nar çiçeği kullanacağım. Bir de yeşil kullanacağım. İlk zürafasında krem gittim havlunun ana renginden. Bunun numarasını isteyen vardı diğer havlu kenarında. Daha önce vermiştik ama kaçırmış videolarımızı demek ki. Yeşil numarası 434 arkadaşlar. Bu model arkadaşlar büyük havlular için. Benim büyük havlum yok. Böyle küçük havlum var. Onu da değerlendirmek istedim. Bir tane yapacağım. Boşa da gitmemiş olur. Sonra da diğer köşesine yapacağım. Size model nasıl ayarlanır diye göstermek için. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Burası havlunun ters tarafı. İlk önce ipimizi her zaman olduğu gibi ters taraftan ekleyeceğiz. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zürafaya bir tane düğüm atıyorum. 5. zürafama düğümümü attım. Şimdi düz tarafını döndürdük. İpimiz de bu yöne oldu. İpimizin üzerine zürafalarımızı yapacağız. Buraya 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zürafa yaptıktan sonra bu ipimizi artık kesiyoruz. Başlangıç ipimizi. Tamamen kökünden kesiyorum. Ve en baştaki zürafama ipimi uzatıyorum. Tekrar zürafa yaparak dağımızı oluşturuyoruz. Başa tekrar geri dönüyorum. 4 tane zürafa yaptık ikinci sırada. Zürafa sayımız 3'e düşecek bu sırada. Ve son sıramız zaten. 3 tane zürafamız oldu. Tekrar başa batıp ipimi uzatıyorum. Hemen buradaki zürafa ortadakini boş bırakıyorum. Baştaki zürafama bir tane yuva oluşturuyorum. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Şimdi tersini döndürüyorum. Ben bu şekilde dağlı modellerde bu şekilde yapıyorum yuvayı. Tekrar zürafaya batarak yuvamı iki kat haline getirdim. Tekrar düz yüzünü döndürdüm. Bu baştakine bir tane düğüm atıyoruz. Düğüm atarak şimdi başlıyoruz. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 En baştaki zürafaya batarak geri dönüyoruz. Bu baştaki düğüm attığım zürafaya tekrar batarak zürafa yapıyorum. Tekrar hemen yanındaki zürafama batıp ikinci zürafamı yapıyorum. Üçüncü zürafaya batarak üçüncü zürafamı yaptım. Şimdi bu son zürafaya tekrar batıyoruz. Bir tane daha zürafa yaparak artırmış oluyoruz.
Yani 3 tane zürafamız 4 taneye çıkmış oldu. Artırma da bu şekilde böyle oluyor. Şimdi tekrar baştakine geri dönüyorum. Baştaki zürafaya batarak tekrar zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafamı. Son dördüncüye batıyorum. Dördüncü zürafamı yapıyorum. Biraz uzak olduğu için arkadaşlar, şimdi siz kamerada yakın çekim olarak çektiğim için göremiyorum. Şöyle 1 metre neredeyse aramız var o yayla. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Beşinciyi. Beşinciyi tekrar aynı zürafaya batarak beşinci zürafamı yapıyorum. Bu şekilde yaprağımızı oluşturacağız. Şimdi 6 tane zürafamız olana kadar artıralım. 6 tane zürafamız oldu. Şimdi en baştaki zürafaya batarak geri dönüyoruz. Bu en baştaki aynı zürafaya tekrar batıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar zürafalara batarak devam ediyoruz. Tekrar zürafa yapıyoruz başa kadar. Tekrardan en baştaki zürafama geri dönüyorum. Ve buraya tekrar pırpır yapıyorum. Bu şekilde bir tane zürafa kalana kadar eksiltip yukarı çıkalım. Şöyle şurayı unuttum söylemeyi arkadaşlar. Pırpırlarımızı yaptıktan sonra artık artırmıyoruz sonda. Onu yaparken söylemedim. Son zürafamızı yapıp geri dönüyoruz. İki kere batmıyoruz. Pırpırlara geldikten sonra, yani 6 taneyi zürafamız olduktan sonra artık sondaki zürafamızı iki kere batmıyoruz. Ben şimdi bunu tamamlayayım. Son diğer kısımlarına geçelim modelimizin. Yaprağımızı bitirdik. Ben buradan aşağı inmek istemiyorum. Yaprağımın güzelliğini bozmak istemiyorum arkadaşlar. Büyük bir hem buradan ineceğiz, bir de buradan ineceğiz. O yüzden buradan inmek sorun değil de buradan ince birazcık daralıyor yaprak. Bu şekilde kestim. Şimdi yeniden başlayacağız. Şimdi modelimizin ters tarafından ipimi bağlıyorum. Hemen düğümü attım. Tekrar düz yüzünü döndürdük. Düğümü de yaprağımın hemen yanına yerleştirdim. Buraya tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. 3 tane zürafayla başlıyoruz. 1 2 3 Bu sap olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz kenara vereceğim. Yapayım. En baştaki zürafama geri döndüm. En baştakine batmıyoruz. Hemen ikinci yanındakini. Yanındaki zürafama battım. Bir tane zürafa yaptık. Hemen aynı zürafaya batıyorum. Zürafa yaptığım zürafaya tekrar batıyorum. Ortaya küçük. Bunu küçük tutun. Diğerleri kadar büyük yaparsanız ortası uzun olur. Küçük bir zürafa yaptım ve kenardakine batıyorum. 3 tane zürafamızı eksiltmeden devam edeceğiz. Tekrar baştaki zürafaya geri dönüyorum.
baştakine batmıyorum. Bu ortada yaptığımız küçük zürafamıza batıyoruz. Zürafaya batıp düğümü attım. Tekrar aynı yere batıyorum. Küçük bir tane zürafa yapıyorum. Diğerleriyle aynı boy olsun diye. Bunu normal zürafa yaparak 3. zürafamı tamamlıyorum. 1, 2, 3 sıra çıktık. Bunu bu şekilde 5 sıra çıkacağız. Bu son sıradaki ortadaki zürafamı birazcık büyük yapacağım. Daha sonra buna pırpır yapacağız çünkü. Şöyle büyük bıraktım. Tekrar diğer zürafamı yapıyorum. Buradan aşağı sapı inmeyeceğim çünkü yaprağımı kenardan yapacağım ki pırpırları kenara gelsin. Bu başladığım ipi de tamamen kökünden kesiyorum. Üzerine zürafalarımızı yaptık. Şimdi bunu tam ortaladım. Diğer yap. Bu sefer hiç arkadan değil önden ipimizi ekliyoruz. Bu kenardan. Normalde bu taraftan başlıyorduk. Şimdi bu taraftan başlayıp havlunun ters tarafından yaprağımızı yapacağız ki bu kenardaki pırpırlarımız kenarına gelsin diye. Bu şekilde yaptık. Döndürüyorum şimdi. Kenara düğümümü iyice aldım. Buraya 3 tane zürafayla başlıyoruz. İki, birazcık daha kaydırıyorum. Bir tane daha zürafaya yer açtım. 3 tane zürafa yaptım. Şimdi bu yapraktan arkadaşlar aynı şekilde bir tane daha yaprak yapacağım. Tamamlayacağım. Sonra diğer kısımlarına geçelim. Arkadaşlar ikinci yaprağımı da yapıp tamamladım. Şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmını koyu nar çiçeği yapacağız. Diğer tarafında açık kullanacağım. Orta kısımda koyu kullanmak istedim. Buradan bu ortadaki saptaki en baştaki zürafama batarak bir tane düğüm atıyorum. Kenardaki diğer zürafama batarak buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Yuvamızı oluşturduk. Tekrar yuvamın içine batıp geri dönüyorum. Bu ipimi de parmağımın dibine alıyorum. Tam kenarından bir tane düğüm atacağım. Pırpırlarımızı yapmaya başlıyorum. Bu büyüklükte pırpırlar yapacağım buraya. Bu şekilde 10 tane pırpırımızı yapıp tamamlayalım. Sonra diğer kısma geçelim. 10 tane pırpırımızı yapıp tamamladık. Şimdi buradaki başlangıç ipimizi tamamen kökünden kesiyorum. Modelimizin ters tarafını döndürüyorum. Şimdi zürafa yapacağız. Bu en baştaki zürafama batarak bir tane düğüm attım.
Bu pırpırların hepsine zürafa yaparak başa geliyorum. Ve son zürafamı yaptım. 9 tane zürafamız olmuş oldu. Tekrar döndürüyorum. Baştaki zürafaya düğüm atıyoruz. Eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde düğümümü attım. Tekrar zürafa yapıyoruz. Son zürafama geldim. Biraz ilerlettim. Son zürafamı yapıyorum. Ve tekrar döndürüyoruz. En baştaki zürafaya batarak tekrar düğüm atıyorum. Bu şekilde eksiltmiş oluyoruz. Bir tane zürafa kalana kadar bu şekilde yapıp tamamlayacağız arkadaşlar. Ben de yapayım, siz de yapın. Diğer kısmına geçelim. Arkadaşlar bademimizi yapıp bitirdik. Şimdi burası düz tarafı ters tarafından yapacağız. O yüzden döndürüyorum. Ters tarafından başlamamızın nedeni 3 sıra zürafa yapacağız. Son 4. sırada düz tarafına gelsin pırpırlarımızı yaparken. Buradaki ilk yaptığımız pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum. Renkli ipimle. Açık renk yaptım kenarını da. Şimdi zürafalara batarak birer tane her zürafaya batarak zürafa yapıyoruz kenarına. Son tepedeki zürafama battım. Son zürafamı yaptım. Şimdi buraya bir tane daha zürafa yapıyoruz. Bu kesilmiş ipimiz arkadaşlar. Biraz daha uzun kesmiştim ama bunu biraz önce ben buraya kadar yaptım ama kameramız açık değilmiş. O yüzden yeniden kesip yeniden yapıyorum şimdi. Biraz küçük kaldı oradaki ipimiz. Buraya bir tane daha yaptım. Ortasına artırmış olduk. Burada bir tane zürafa. Her zürafaya bir kere battık. Tepesindekini iki kere batıyoruz. Şimdi tekrar kenarını zürafa yaparak aşağı geliyoruz. Son zürafamı son pırpırıma batarak tamamlamış oldum. Tekrar döndürüyorum modelimi. Bu baştaki zürafaya batarak tekrar zürafa yapıyoruz. Düğüm atmıyoruz. Bademde yaptığımız gibi. Buraya zürafamı yapıyorum. Zürafa sayımız eksilmesin diye en baştakine de zürafa yaptık. Tekrar zürafalarımızı yaparak devam ediyoruz. Tekrar aynı şekilde yaptığım gibi tepeye yine iki kere batıyoruz. Aynı şekilde iki sıra zürafa yapıp üçüncü sırada batmayacağız. Üçüncü sırada göstereceğim. İki sıra yapıp tamamlayayım. Sonra diğer kısımları gösterelim. Arkadaşlar üçüncü sıramı geldim. Tepeye geldik. Tepedekine bu sefer bir kere batacağız. İki kere batıyorduk son zürafamıza. Şimdi sadece bir kere batıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Tekrar batmıyoruz diğer seferdeki gibi. Hemen diğer zürafaya geçiş yapıyoruz. Son üçüncü sırada. Bu üçüncü sıramız. Yapıp aşağı doğru zürafalarımızı yaparak tamamlıyoruz.
Şimdi modelimizi döndürüyoruz tekrardan. Son 3 sıra zürafa yapmış olduk. Bu baştaki zürafaya batarak bir tane düğüm atıyorum. Düğümümüzü attık. Tekrar hemen yanındaki zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamızın içine batıp tekrar geri dönüyorum. Pırpır yapmak için buraya 4 tane pırpır yapıyoruz. Çok büyük tutmayın bu pırpırların boyunu arkadaşlar. Bu büyüklükte pırpırlar yapıyorum, 4 tane. Baştan başlıyorum. Düğümün yanından bütün pırpırlarımı iğneme topladım. Tekrar ipimi atıyorum. Hepsini elimle düzelterek bir tane topladım. Hepsini düğüm atarak aynı topladığım yerden batarak zaten yeri belli. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Aşağıdaki boş zürafaya batarak ipimi aşağı indiriyorum. Çok bol tutmuyorum ipimi. Böyle tamamen gerilmiş şekilde aşağıya indik. Hemen ikinci zürafaya batarak zürafa yapıyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar buraya pırpırlarımızı yaparak devam ediyoruz aynı şekilde. Aynı şekilde yapıp buraya kadar aynı şekilde tohumlu pırpırımızı yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar hepsini yapıp bitirdim. Bu son sırada aşağı artık inmiyoruz. Çünkü burada da bu şekilde başladığımız için burası da aynı olması için burayı pırpırımızı yaptıktan sonra bu ipimizi burada kesiyoruz. Şöyle burada bıraktığımız bir pırpırımız vardı. Ona da küçük bir tane model yapacağız. Onun için önce ters tarafından yapmamız gerekiyor. İpi önce ters tarafından bağlıyorum. Her zaman olduğu gibi. Ortada bıraktığım pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum. Tekrar düz yüzünü döndürdüm. Buradaki pırpıra 4 tane pırpır yapıyoruz. Pırpırımızı yaptık. Hepsini iğneme topluyorum. Topladım hepsini. Tekrar buraya kenarlarında yaptığımız gibi bir tane pırpır yapıyorum. Küçükçe. Ve ipimi kesiyorum. Buradaki ipimizi de tamamen kökünden kesiyoruz. Bu şekilde modelimiz bitmiş oldu. Ben şimdi diğer köşesini bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra ortasını ayarlayacağız. Teker teker sayıp ayarlayacağım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. İki başına da modelimizi yapalım aynı sayılarla. Nasıl ayarlayacağımı soran arkadaşlarım olmuştu. Arkadaşlar size kolaylık olsun diye şimdi ortasında nasıl ayarladığımızı göstereyim. Bu yeşilden diğer yeşile kadar ölçüyorum. 24 santim. 24 santimi ölçtük. Şöyle göstereyim. 24 santimimiz var. 24 santimi 3'e böleceğiz. Şöyle 24 bölü 3. 8 santim çıkıyor. Şimdi 8 santim olarak ayarlayacağım modelimi.
Şimdi ölçüyoruz arkadaşlar. Buradan 8 santim şuraya geliyor. İşaretledim. Oraya bir tane isterseniz iple de işaret koyabilirsiniz. Evde çengeli iğne yoksa. İşaretledim. Buradan iğneden beraber tekrar ölçüyorum. Bir tane daha 8 santim işaretliyoruz. 8 santimi işaretledim. Şöyle göstereyim. Bir 8 santim daha işaretledim. Buradan ölçtüm. Galiba kamera almadı. Şöyle 8 santim. Şimdi buraya bir tane daha işaret bırakıyorum. Aslında buna 4 tane model koyacaktım. Hesapladım arkadaşlar. 4 tane model koyunca çok yapraklar birbirine değiyor. Böyle sıralı gibi oluyor. Çok boğmuş oluyor. Bu 2 tane işaret koymuş olduk. 2 tane daha model yapacağım buraya. Bunun için yeşili nasıl? Şimdi yeşilini başlamış. Üçüncüyü, ikinciyi de başlamış olalım. Ters tarafından başlayacağız zaten. Düz taraftan yapmak için. Bir daha arasına sığarım arkadaşlar. Sığar ama çok birbirine girmiş olur. İstediğimiz gibi bir model daha olmaz. İpimi bırakıyorum. Bu işaretlediği yer. İşaretlediğimiz yer. 1, 2 işaretlediğimizi saymıyorum. İğne olanı saymıyorum. 1, 2, 3'üncüye. 1, 2, 3. Üçüncüye düğümümü atıyorum. Şöyle üçüncüye düğümümüzü attık. Şimdi düz tarafını döndürüyoruz. Şunu göstermek istiyorum. Şimdi işaretlediğimiz yer burası. Buraya yapıyoruz. Şimdi iğnemi çıkarayım. Bu işaretlediğimiz kısım. Tam o ortada kalacak. İşaretlediğimiz zürafa. İki tane yaptım. Bu üçüncü zürafa ortada kaldı. Şimdi iki tane daha yapıyoruz. 4, 5. Yani işaretlediğimiz buradaydı arkadaşlar. Tam iki bir kenara, iki de bir kenara yaptık. Ortada kalmış oldu. Bu şekilde kurmuş olduk. Siz de bu şekilde yaparsanız daha kolay olur diye düşünüyorum. Umarım işe yaramıştır. Aynı bunu da aynı şekilde kuracağım arkadaşlar. 3 tane geriden zürafayla başlayacağım. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar ikinciyi de yaptım, tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.